değerli izleyicilerimiz, Çorum'a gelip de, Kargı'ya gelip de tabii ki Şaban Avlucan'ın, Mürüvvet Anne'nin bir çayını içmek, onların bahçesine böyle dalmak, organik narları, organik elmaları, organik ayvaları, domatesi, biberi, cevizi gömmeden gitmek olmaz dedik. Bu sene baba, ana ve oğlu bir araya getirelim dedik. Nazmi Avluca değerli dostlarımız, benim kıymetli hemşerim, 4 Avrupa şampiyonu, çift dünya şampiyonu ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nın üçüncüsü. Dünyada iki kez yılın en teknik güreşçisi seçildi. Çorum'un, Türkiye'nin medarı iftarı, gurur kaynağı ve onu doğuran ana ve onun babasıyla bahçede birlikteyiz. Anadan başlayalım. Ana gibi yar olmaz, Çorum Kargı gibi diyar olmaz. Böyle bir ananın evladı da elbette ki bahtiyar olur değerli dostlarımız. Şöyle çocukla bir göz göze gel. Geldim, baktım. Baktın mı? Baktım. Bu şimdi ilk böyle 15'li 16'lı yaşlarda şampiyon olduğunda yıllarda gençlerde böyle tribünlerde böyle coşuyordun. Neredeyse böyle mindere giresin vardı. Ya. Oradan bilirim. Gururlu musun? Tabii. Nasıl bir gurur bu Mürüvvet anne? Büyük. Büyük mü? Eyvallah. Memnun musun? Tabii. He? Tabii. Doğurdum, oğlum oldu, ev verdim, komşum oldu. Bu nerede yaşıyor şimdi? Ya 7 yaşındık. Nereye gidiyor? Gidemez. Bırakma. Ankara'ya mı gidiyor? Ankara'ya mı gidiyor? Ya Ankara dediğin şurada 2 saatlik yol. Değerli dostlar, Mürüvvet annem, Şaban abi, Kargı'nın en babayiğit adamlarından biri. Gözü güzel, gönlü güzel, yüreği güzel, sözü güzel. Abi şampiyonla bir araya getirdik. Teşekkür ediyoruz. Hiç büyümüyor değil mi? Aynı böyle 8-10 yaşındaki gibi mi gözünde? Öyle. Şaban abi. Neler söyleyeceksin? Bir şampiyon babası olmak nasıl bir duygu? Tarif edilmez, yaşanır. Sen de bunu defalarca yaşadın. Evet. Şimdi kazandığı zaman seviniyordun da kaybettiği zaman ne hissediyordun? Haliyle üzülüyorsun. Nasıl bir üzüntü oluyordu o Şaban abi? Tarif edemem ki. Şaban abi hiçbir şey tarif edemiyor, yaşanırdı. Sen yenildiği zaman üzülüyor muydun? Tabii. He? Çok mu üzülüyordun? Gözüm daldı. Niye? Çocukluğu mu gözünün önüne geldi? Demek ki. Vallahi billahi. Peki gerçekten bu ilk böyle büyüklerde dünya şampiyonu olduğunda, Avrupa şampiyonu olduğunda ne hissettin Mürüvvet anne? Bilmiyorum ki. Unuttun. Unuttum. Kaç sene oldu? Bayağı oldu ya. 25 sene falan oldu. Seni dinliyoruz şampiyon. Anneyle babayla da berabersin. Onlara çok büyük gurur yaşattın ama onlara yaşattığın gurur da aslında Türkiye'ye yaşattığın bir gururdu. Tabii ki. Yani sonuçta... Kazandığımız bütün madalyalar ailemize, ülkemize ait yani sonuçta. Yani bu vatan için biz orada madalya kazandık. Yani toplum olarak, millet olarak sevindik hep beraber. Eyvallah. Değerli dostlarımız, Nazmi Avlucan'ın benim gönlümde ve gözümde, yüreğimde ayrı bir yeri vardır. 1999 yılında 10. ayın 10'unda şampiyondu o zaman. Şampiyon olarak aldığı altın madalya ile birlikte gerçekten nikahıma geldi. Nikah şahitliğimi de yaptı. 23 yıl geride kalmış be şampiyon. Bayağı vakit geçmiş. Bayağı vakit geçmiş değil mi? Peki tabii dedede de güreşçilik vardı. Şaban abide de güreşçilik var. Dedem de zamanında bu yöresel olarak buralarda güreş yaptı. Kargı panayırlarında, köy düğünlerinde. Yani dedemiz de güreşçiydi. Nazmi Avlucan'ın bir özelliği de değerli dostlar, bir oturmaya yarım kuzuyu götürüyor diyorlar. Bakıyorlar bile. Değerli dostlar, Allah her anaya babaya böyle şampiyon bir evlat nasip etsin. Her anaya babaya, anaya babaya saygılı evlat nasip etsin. Ben çıkıyorum aradan. Şimdi Nazmi Avluca ile ana babasına yapsın yardım yaradan diyorum. Onların bu güzel bahçede doğup büyüdüğü evdeki görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.